Bu şeyi Fatih Erbakan'ın Konya'yı isteme, oraya belediye başkanlığını isteme durumunu biraz konuşalım hızlıca. En son finalde de konuşabilirsek Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu buluşmasını konuşacağız. Ama çok az bir süremiz kaldı. Şimdi ya şu Erbakan'ı soruyorsun değil mi? Evet. Aslında önce Devlet Bahçeli bir izleyelim. Olur. Bizim Cumhur İttifakı'ndan bir beklentimiz vesaire. Bakalım var mı yani Devlet Bahçeli'nin böyle bir talebi, bakanlık koltuğu, şu kadar belediye. Hadi bir bakalım. Evvel emirde partimizin adına şunu ifade etmeliyim ki AK Parti ile yapılan görüşmelerimizde 3 belediye fazla, 5 belediye az almak maksadından ziyade Türk ve Türkiye yüzyılının tecellisine odaklandığımızı, ülkemiz ve geleceğimiz adına her türlü özveriyi karşılık beklemeksizin gösterdiğimizi samimiyetle paylaşmak istiyorum. Cumhur İttifakı olarak büyük resme kafa yoruyor, kabuğa değil öze bakıyor, tek tek ağaçtan ziyade ormanın bütününe odaklanıyoruz. Siyasi kulislerin müflis akıntısına kapalıyız. Küfürden daha şiddetli olan fitne akınına hazırlıklıyız ve bağışıklık kazanmış haldeyiz. Hakikat gelince hıyanetin yerle yeksan olacağının bilincindeyiz. Araba çamura battıktan sonra yol gösteren çok olurmuş. Biz tekerlerimize çomak sokmak için tetikte bekleyen çamur zihniyetleri, çarpık niyetleri, münafık siyasetçileri, iç ve dış husumet cephesinde tüfek çatan ahlaksızları her cephede bozguna uğratmaya muktediriz. Velhasıl Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutlaka mutabakata varmış, 31 Mart 2024 tarihi için yola koyulmuştur. Kaldı ki AK Parti ile çözemeyeceğimiz bir mesele de olmayacaktır. Bize düşen görev çok çalışmaktır. Siyasi gayemiz Türk ve Türkiye yüzyıl hedeflerinin çatısını örmek, gelecek nesillere huzurlu, istikrarlı, güvenli, gelişmiş temel sorunlarını köklü çözümlerle buluşturmuş bir ülkeyi miras bırakmaktır. Şimdi ne diyor Devlet Bahçeli? Bak, Nazlı. Hem Devlet Bahçeli için hem de Erbakan için, Sayın Fatih Erbakan için de, hatta onu da hatırlatalım, öyle devam edelim. Ne dediler? Geçen gün manşetler yaptılar. Şimdi Sayın Bahçeli diyor ki siyasi kulis müflisleri, yani ne diyor? Çamura batan zihniyet, ne diyor? Münafık yorumlar. O kadar önemli açıklama ki. Evet. Şimdi her seçim döneminde veya hani başı dara düştüğünde iktidarın yıkılmasını isteyen ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmesini, devrilmesini, alaşağı edilmesini isteyen bir kesim sürekli Devlet Bahçeli'nin paçalarına yapışıyor. Yani Demirel'e diyorlardı ya, kurtar bizi baba diye. Bunlar da zaman zaman fırsat buldukça böyle hani ufak bir hani şey olunca, pusu olunca hemen Devlet Bey'in paçalarına sarılıyorlar, kurtar bizi de diye. Kimden kurtar? Tayyip Erdoğan'dan kurtar. Şimdi esas keşke hani bu futbol programlarında bazı hakemler ayağa kalkıyor, şurada böyle yorumlar yapıyor ya. O imkan olsaydı ben de kalksaydım o harekete, Devlet Bahçeli'nin paçasına yapışan o isimlerin nasıl bir muameleyle karşılaştığını gösterebilseydim. Şimdi Devlet Bey sürekli hani paçasını şey yapıyor, çekiyor, ayağını vuruyor, gitmiyor. Ya ne desin daha? Yani Devlet Bahçeli hükümeti düşürecek. Ula oğlum yok diyor. Bir tekme. Devlet Bahçeli bak bu işe bakın görün ne diyecek.
Ertesi gün çıkıyor. Hepsi ne muamele şey, öyle bir garip bir şey pozisyon içerisinde oluyorlar. Önce ağızlarına salyalar akıyor. Ya gerçekten şunu söyleyeyim bak, ben Devlet Bahçeli'yi eğer bilen insan olsa, bunlara söylediğim şeyi söylüyorum. Bunlar Devlet Bahçeli'yi bilmiş olsalar hayatta bu kadar adım ileri gitmezler ve rezil olacaklarının önünü kapatmış olurlar. Rezil olmalarının önünü kapatmış olurlar. Niye? Devlet Bahçeli'yi tanımış olsalar. Tanımıyorlar. Şimdi bak ne diyor? Biz fitneye, fesada, siyasi kulisin müflislerine kapalıyız diyor. Çamur zihniyete karşı bizim alacağımız tavır bellidir. Devlet Bahçeli'nin 3 tane belediye başkanını daha fazla kazanalım diye adım atmayacağını, bir kulis içerisinde, müflis bir kulisin içerisinde olmayacağını ben biliyorum. Kendisi de söylüyor. Neden, nereden biliyorsun kardeşim? Ya bu adam, tekrar tekrar söylüyorum. Bülent Ecevit gitti, altın tepside dedi ki gel sen başbakan ol dedi. Hayır dedi. Ve o kadar nezaket sahibi bir adam ki. Gittik beraber gördük. Bülent Ecevit'e ortak olduğu dönemde en ufak bir toz zerresini dokundurtmadı. Toz kondurmadı. Saygıda kusur etmedi. Başbakan yardımcısı oldu. Siz dedi buyurun. Önce siz buyurun. Onu geçtik. Geldik. Devlet Bahçeli bu iktidarın en önemli muhaliflerinden birisi değil miydi? Evet. 17-25'ten önce açılım sürecinde, açılım saçılım döneminde haklı değil miydi? Çıktı. Orada muhalefetini ortaya koydu. Adam gibi muhalefet etti. Ama küfürbaz muhalif olmadı. Recep Tayyip Erdoğan takıntısıyla gece yatıp sabah ben Tayyip Erdoğan'a ne desem acaba diye uyanmadı. Ülkenin selameti, ülkenin bekası için muhalefet yaptı. Dedi ki yapmayın. Bak bunları yaparsanız Türkiye bu noktaya gelir dedi. Ve dedikleri de çıktı. Ve günün sonunda 17-25 oldu. Sayın Devlet Bahçeli ne yaptı? Odasındaki saati 17-25'e durdurdu. Biz bunun hesabını soracağız dedi. Sonra 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'da vatanın elden gittiğini, hainlerin kol gezdiğini, hainlerle kol kola giren hain ol hainlerin varlığını keşfetti, gördü, anladı. Dedi ki kardeş bir dakika, ben Tayyip Erdoğan'la beraberim. Nereye kadar? Mezara kadar. Ne karşılığında? Vatan. Hiçbir çıkar tabii, ilişkisi vatan içinde vatan olmadan ben ülkem için bu iktidarın yanındayım dedi. Dedi mi? Daha geçen gün gittiğimizde sana da aynı şeyi söylemedi mi? Evet. Şimdi Devlet Bahçeli bugüne kadar 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde en az 2-3 dönemdir beraber ortaklar Cumhur İttifakı olarak hareket ediyorlar. Bugüne kadar bir tane genel müdürlük talebinde bulunmamış, bakanlık talebinde bilmem ne şu talebinde bulunmamış, seçim dönemi geldiğinde gelecek diyecek ya 3 tane belediye başkanı ver bana he. Böyle bir talepte bulunacak. İşte Devlet Bahçeli'yi bilmeyenler, tanımayanlar bir kez daha kendilerini rezil etmeyi tercih ettiler. Devlet Bahçeli'nin pazarlık içinde bilmem ne falan içinde olduğunu söyledi. Tamam. Burada Devlet Bahçeli defter şeyini, hesabını kapattık. Allah ondan razı olsun. Ben razıyım, sen razısın, Türkiye ondan razı. Her seçim döneminde barajın altına indiriyor MHP'yi. Kimi anket şarlatanları. Olan aynı seçim geliyor, seçim bitiyor, bir bakıyorsun MHP %10'un üzerine oyunu arttırmış. Şarlatanlar bir uykuya giriyor. Bir dahaki seçim dönemine kadar ulan diyorlar, evet bu sefer de bir şey yapabilirsek. Yapamazsınız.
Çünkü onlar gerek Devlet Bahçeli gerek Cumhurbaşkanı iman gücüyle hareket ediyor. İman gücü o kadar önemli bir şey ki yıkamazsınız. Şimdi Fatih Erbakan ne dediler? Geçen ziyarete gittiğinde Tayyip Erdoğan'a dediler ki Tayyip Erdoğan'dan Konya'yı istedi. Ben haberi okudum yok canım dedim. Mümkün değil dedim. Yani Fatih Erbakan böyle bir saygısızlığı yapacak kişilikte birisi değil. Yani en azından şöyle söyleyeyim. Hani talepte bulunabilirler. Cumhur İttifakı içerisinde yer alıyorsa, destek de istiyorsa en doğal hakkıdır Fatih Erbakan'ın veya Devlet Bahçeli'nin veya diğer partilerin talepte bulunması. En doğal hakkı. Fakat Fatih Erbakan'ın kişiliğini bilmediği için oracıkta o masada Fatih Erbakan'ın Tayyip Erdoğan'a ya bana Konya Belediye Başkanı'nı ver ben sana destek olurum demeyeceğini öyle bir ahlaka sahip olmadığını bilmediği için böyle bir haberi üfürdüler. Bilmedikleri için daha doğrusu. Bu haberi üfürdüler. Ne dediler? Bana Konya'yı verirsen sana İstanbul'da destek olurum. Tayyip Erdoğan ne dedi? Olmaz Konya. Bak hele. Şimdi sonra ne oldu? Sonra bak bir açıklamayı getir Mustafa Şeyh'in. Yeniden Refah Partisi'nin. Dün akşam ben ilgililerle de konuştum. Ne diyor? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi açıklama yapıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Erbakan'ın 12 Aralık 23 tarihinde genel merkezde yapmış oldukları görüşmeye dair taraflarca yapılmış olan açıklamaları vesaire Mustafa bizi mahvetti. Evet. Karşıya aldı. Arkana geldi. Fatih Erbakan'ın Mustafa başımızı döndü. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği ve bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin de seçim sonrasında partimize izin partimize verilmesinin falan filan partimizi yıpratma amacı taşındığı düşünülür. Bu haber ve yorumlar tümüyle reddediyoruz. Al abi. Tamam. Şimdi peki bu haberler nereden çıktı? Nazlı. Kişi ne diyorlar o bir ifade var. Kişi kendinden bilirmiş. Yani kendi gibi ne diyor o bir atasözü var. Kişi kendinden bilir işi. Ha. Doğru söyledin. Doğru söyledin. Ha, iyi. Doğru söyledin. Doğru ifade kullandın. Şimdi sen sabahtan akşama kadar bir pazarlık içerisinde olursan ben beraber olursak bana şunu verirsin falan gibi bir sürekli bir pazarlık halinde olursan ülke menfaatinden önce kendi menfaatini düşünürsen daha da ilerisini söyleyeyim müthiş bir ikiyüzlülük yaparak gizli kapaklı işler çevirerek hiç kimsenin haberi olmadan özel sözleşmeler yaparsan karşıdaki kişiyi kendinle karıştırmış olursun. Bunu Kılıçdaroğlu yaptı diye CHP ve CHP zihniyetinin ya da işte Fatih Erbakan'la ilgili bu haberi yapanların yapmayacağını mı zannediyorsun? Fatih Erbakan'ı yıpratmak adına ellerinden gelen ne varsa yapıyorlar. Niye? O ya Cumhurbaşkanı ya Cumhur İttifakı'nda olmayacaksın ya da olmayacaksın. Ne yapacağım kardeş? Sizin yanınızda olacağım. Ulan be gerizekalı. Adam zaten bazı konularda değil, birçok konuda sizinle eşdeğer, aynı şeyleri düşünüyor. Ve düşüncelerini de ifade ediyor. Nedir bu? Abim ekonomiyi eleştiriyor. Faizleri eleştiriyor. İsrail'in Gazze katliamına karşı kürecik ve İncirlik noktasında tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.
hükümetin enflasyon konusunda verdiği sözü tutamadığını ekranlarda gözümüze sokuyor. İşçinin aldığı paranın azlığından bahsederek gırtlarına kadar borca batan insanların sorunlarını yine ekranlarda haykırıyor. Asgari ücretin en az 18 bin lira olması gerektiğini Fatih Erbakan haykırıyor. Faizlerin nereye geldiğini, Türkiye'yi nereye götürdüğünü, Türk ekonomisinin nasıl bir yere savrulduğunu yine dillendiren Fatih Erbakan. Ulan gerizekalı, buna rağmen senin gibi düşünmesine rağmen, ya senin güya sen memleketi düşünüyorsun ya, emekliyi, köylüyü, işçiyi falan güya sen düşünüyorsun ya, yine Erbakan yapıyor bunu. Erbakan bunu dile getiriyor. Erbakan ortağı oldu, iktidara vuruyor. Sen ne yapıyorsun? Sen daha önce fitne, fesat, şeytanlık. İşin gücük şeytanlık yap. Çamur sıçratmak, Fatih Erbakan'ın şeriatçı olduğunu söylemek, babasıyla ilgili bilmem ne söylemek, Fatih Erbakan'ın bir milletvekili hata yaptığında bak bunlar böyle yapıyorlar demek. Ama ne zaman oldu bunlar? Çok kıymetli bir adamdı Fatih Erbakan. Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladığı andan itibaren Meral Akşener'e yaptıklarını ona da yaptılar ve dediler ki çekin sifonu gitsin diye. Ama işte hepsi sifonun içinde şey oluyor. Anladın sen onu. Fatih Erbakan pazarlık yapan bir adam değil. İçten pazarlıkçı bir adam değil. Bir şey daha söyleyeyim. Fatih Erbakan 2028 yılında bu ülkenin en önemli siyasi figürlerinden birisi olacak. Onu bugünden alt etmeye çalışanlara da kötü haberimiz olsun. Öyle mi diyorsun?